Merhabalar, Gamurça hoş geldiniz. Paref, Pariyegak. Bu hafta her zamanki gibi bir konukla karşınızda olacağım. Biliyorsunuz arada biz böyle kitap konuşuyoruz, tarih konuşuyoruz, yemek konuşuyoruz, her şeyden konuşuyoruz. Bu hafta biraz tarihten, biraz kitaptan, biraz kültürden, biraz definicilerden, envai metrukeden konuşacağım bir konuğum olacak. Biliyorsunuz hep sohbet ortamında gidiyor. O yüzden de ne kadar tarihçi bir konuğum olsa da yazar, tarihçi, akademisyen artık neresinden tutacağımı, neresinden nasıl tanımlayabileceğimi çok da bilmediğim bir arkadaşımız, bir arkadaşım konuk olacak. Ümit Kurt konuğumuz. Ümit, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Aliz. İyi bir giriş yapabildim mi? Seni görmek çok güzel. Çok şimdi şunu söyleyeyim, biz sondan başlayalım istersen. Ümit, sen daha çok Antep çalışmalarıyla artık seni dünyanın her yerinde, yani herhalde tahmin ediyorum ki Amerika'da, İsrail'de olsun ki şimdi oradasın, Ermenistan'da, Türkiye'de herhalde bilmeyen yoktur Ermeniler arasında. Antep denince artık biz sen geliyorsun. Bir de birkaç isim var ki o isimleri de mesela Murat Uçaner var ki onları da senin sayende tanışma imkanımız oldu. Bir laminasyon da var. Onun da ismini dikkatmeden geçmeyelim. Evet, mutlaka. Şimdi en son bir kitabın çıktı. Şimdi ekranlara da getiririz. Harvard Üniversitesi yayınlarından değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, Harvard Üniversitesi. Armenians of Aintab diye Ümit Kurt imzasıyla. Yani ama şimdi bu kitap çıktı. Amazon'dan vesaire yurt dışında olanlar edinebilirler. Türkiye'de de eminim vardır. Bir şekilde edinebiliyorlardır. Ama biraz istersen kitapla başlayalım. Sonra derinlemesine birçok şey konuşacağız seninle. Şimdi kitapta ne var? Yani Antep'in tarihi mi var? Envai Metruke mi var? Ermeniler mi var? Sadece neler var? Çok teşekkür ederim. Öncelikle yani tekrar Gamurç'ta olmak benim için hakikaten çok mutluluk verici bir şey. Daha yeni yeni palazlanmaya başlayan bir araştırmacı ya da tarihçi adayıyken de ilk sohbetimiz seninleydi. O zaman daha doktora araştırmamı yapıyordum ben. Ortada tez falan yoktu, hiçbir şey yoktu. Yani senin desteğin o anlamda çok kıymetliydi. Programda çok güzel geçmişti benim için. Yani o kubbede kalan hoş bir seda gibiydi. Dolayısıyla tekrar Gamurç'ta olmak ve kitapla yani araştırmanın en başında birlikteydik. Şimdi araştırma bitti ve kitaba dönüştü. Yine Gamurç'tayız. O da güzel, tarihin güzel bir cilvesi oldu ikimiz için de. Kitapla ilgili belki öncelikle bir uyarıyla başlamam gerekiyor. Bu biraz da Türkiye'li okurlar için geçer. Uyarı derken daha doğrusu bir hatırlatma. Hı hı. Şimdi bu 2018 yılının sonuna doğru çıkan bir kitabım vardı. Antep 1915 Soykırım ve Failler. İletişim evet. Yayınlarından çıkan. Orada yani bu yeni kitabın Antep 1915 ile yani hakikaten uzaktan yakından alakası yok demeyeyim. O biraz şey olur, fazla olur. Ancak içerik olarak birbirinden bir hayli farklı. Yani tek benzer yönleri belki de hikayenin yine Antep'te geçiyor olması coğrafya olarak. Hı hı. Dolayısıyla önce bu ayrımı yapmak isterim. Çünkü kitap çıktıktan sonra kamuoyunda senin de benim de dahil olduğumuz bir takım mahfillerde, çevrelerde kitabın sanki İngilizce çevirisiymiş gibi algılandı. Hı hı. Öyle bir şey yok. Bu yepyeni bir çalışma o anlamda. Antep 1915 Soykırım ve Failler başka bir çalışmaydı. Bu dediğim gibi farklı bir çalışma. Kitapta ne var? Aslında yani en güzel sorular bence basit sorular oluyor. O yüzden çok güzel bir soru. Kitap Antep'in 1890'lardan yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet'in ilk 40 yılına kadar Antep Ermenilerinin, Antep şehrinin aslında ve orada mukim olan Ermenilerin mal tehcir, soykırım daha sonrasında soykırım sonrası yine ve daha sonra Cumhuriyet'in ilk 30 ve 40 yılını kapsayan bir süreç. Mal ve mülklerinin nasıl el değiştirdiğini anlatıyor. Hı hı. Kimlerin eline geçtiğini anlatıyor. Aslında benim araştırmalarım tabii ki yani mikro tarih çalışması yaptığımız şey ve bu mikro tarih çalışmasında da bir bölgeye, bir şehre ya da odaklanıyorsunuz. Benim hı hı. odaklandığım yerde
Anadolu'nun güneydoğusunda olan bir şehir Antep, doğduğum büyüdüğüm yer. Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı bir şehir aslında baktığınız zaman. 80 bine yakın nüfusun yarısı neredeyse Ermeniler teşkil ediyorlardı 1914'te. Ancak çalışmanın kendisi mikro tarih çalışması olmasına rağmen aslında Osmanlı, geç dönem Osmanlı tarihine, erken Cumhuriyet dönemi tarihinin ekonomik hukuk tarihi Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin ve ekonomi tarihine ilişkin daha genel sorular, daha geniş sorular, geniş ölçekli soruları da beraberinde ve araştırma kanallarını da beraberinde getiren, açan bir yönü de var çalışmanın. Yani bu, o geniş soruların, büyük soruların cevaplarını bulmak zorunda değiliz. Ancak o soruları sordurtan bir çalışma bu anlamda. Zaten mikro tarih dediğimiz şeyin, disiplinin ya da yöntemin de önemli unsurlarından bir tanesi budur. O anlamda Antep'e odaklanan ancak imparatorluğun ve erken cumhuriyetin de ekonomik, legal tarihine, sınıflarının nasıl oluştuğuna, nasıl teşekkül ettiğine dair de önemli analizleri, argümanları olan bir çalışma. Peki Ümit, o zaman şöyle bir araya gireyim mi? Şimdiki çalışmanın böyle bir çerçevesini çizdin. Çok da teaser vermeyelim. Edinmek isteyen alsın okusun diyelim. Birazcık hani dizi gibi internet dizileri gibi olsun ama alsın okusun. Çok da çünkü şimdi Antep 1915'i ya da Antep'le ilgili senin yaptığın diğer çalışmalarda da öyle. Detaylarında mikro tarihçilikle birlikte aslında Antep özelinde bize anlattığın hikayelerle yani işte Antep 1915'in diyelim hani Ali Cenani'nin hikayesiyle vesaire böyle aslında bize çok kocaman bir genelden bazı görüntüler, bazı doneler veriyor. Şimdi seni konuk almamla birlikte hem kitabın ama bir taraftan da son dönemde artan bir durum var. Şimdi sen de bahsettin bu malların nasıl el değiştirmesi, 40 yıllık işte legal hukuki yapılar nasıl işledi, neler oldu bunları konuşurken hep şu geliyor aklıma. Şimdi son dönemde çok fazla haber çıkıyor. İşte Envai Metruk'a bir şekilde hani onlar el değiştiriyor, kişilere geliyor bu tapular. Üçüncü kişiler satıyor. İşte bu hafta, geçen hafta Malatya'ydı. Ondan önceki hafta başka bir yerdi. İşte Erzurum'da, Erzincan'da, orada burada her yerde kiliselerin insanlara tapulanması mevzusu var. Yani birine tapulanmış, o da torununa bırakmış. Envai Metruk'e ve bu mal varlıklarının el değiştirmesini belki de ilk anlamda senden bir duyabiliriz. Antep özelinde bu nasıl olmuş? Onu bize birazcık anlatırsan belki buradan nasıl bu hani Türkiye'nin genelinde, şu anki Türkiye, o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda bu mallar nasıl kişilere kaydedilmiş? Biraz onu da açığa çıkarmış olabilir. Biraz bilgilendirmiş oluruz belki. Tabii. Şimdi Envai Metruke mevzuatının çok içeriğine girmek istemiyorum. Çünkü çok teknik ve pozitif hukukun alanına giren, yani bununla ilgili zaten Taner Akçam'la bir kitap yazmıştık. Bu, 2012'de, 2015'te de İngilizcesi çıkmıştı. Şöyle söyleyebilirim. Yani ben Antep özelinde hem bu Envai Metruke kanunları dediğimiz mevzuatın yerelde, mikro ölçekte nasıl uygulandığına bakmaya çalıştım. Bunu dokümente etmeye çalıştım. Bir taraftan da işin bir de tabii de facto de jure dediğimiz ayrımı var. De jure'da bir mevzuat var. Bu uygulanıyor mu uygulanmıyor mu, buna bakıyorsunuz. Ama bir de facto durum var. Yani benim talan ekonomisi dediğim, politik şiddetten ekonomik şiddete geçişin yaşandığı ve bu anlamda talan ekonomisinin de kendini iyice belli ettiği, temayüz ettiği bir ortamdan bahsediyoruz. Aslında burada ikili bir yapı var. Bu başka bölgelerde de, başka Osmanlı'nın başka vilayetlerinde de, kazalarında da böyle olmuş mudur? Buna tabii bakmak lazım. Bazı varyasyonlar, değişiklikler gösterebilir. Ama genel resmi verdiğini düşünüyorum Antep örneğinin bu anlamda. Bu da şu. Şimdi ikili bir yapı var. Dediğim gibi bir taraftan bir mevzuat var. Bu mevzuatın çokça ve sıklıkla uygulanmadığı durumlarla karşı karşıyayız. Bu mevzuat nedir? Aslında bu mevzuat Ermenilere ait olan taşınır ve taşınmaz malların hiçbir zaman Ermenilere ait, yani Osmanlı vatandaşı Ermenilere ait olmadığını söyleyen bir yapı yok burada. Bu malları onlar için idare edeceğini,
koruyacağını, muhafaza edeceğini, daha sonra bu malların satışından satılması gereken durumlarda, satılması gerektiren durumlarda bu satıştan elde edilen gelirin o malın sahibinin adına mal sandıklarında tutulacağına dair bir takım son derece sofistike aslında mevzuat var. Ama bu, şunu söyleyeyim bu mevzuatla ilgili. Hiçbir 1915, Haziran 1915'ten başlayarak 1918'e kadar devam eden süreçte bu mevzuat, İttihat ve Terakki iktidarının yayımladığı bu mevzuatta hiçbir zaman bu mal ve mülklerin Ermenilere artık ait olmadığı gibi bir ibare geçmiyor. Bunu öncelikle belirteyim. Yani bu ne demek aslında? Yani şu demek, devlet kendi vatandaşının aslında malına mülküne sahip çıkıyor demek ki yapması gereken şey de budur. Yani bu insanlar Osmanlı vatandaşı olan insanlar, mülkiyet hakkı olan insanlar, ellerinde tapuları olan insanlar. Ama siz onları bir yerden başka bir yere yeniden yerleştireceğiniz ve sevk edeceğiniz sahikiyle ve söylemiyle hareket ediyorsunuz. Bu insanların geride bırakmak zorunda kaldıkları mallar ve mülklerle ilgili de bir takım uygulamalar, düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Çünkü siz yasal bir devletsiniz, rasyonel bir devletsiniz ve vatandaşınızın hakkını, hukukunu korumakla yükümlü bir devletsiniz. Bu bir ilke tabii ki. Ancak bu ilkenin bizim İttihat ve Terakki ya da Osmanlı örneğinde gördüğümüz bu mevzuatın, bu kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tamimlerin kitabına uydurularak, yanından yöresinden dolaşılarak bir şekilde daha önce çıkartılan ve Ermenilerin mülkiyet hakkını koruyan düzenlemelerin başka bir kanunla, başka bir düzenlemeyle ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Yani hem devlet eliyle bu malların ele geçirilmesi, farklı motivasyonlarla ve farklı amaçlarla kullanmak için, bunları da konuşabiliriz. Bir taraftan da mevzunun talan boyutu var. Hı hı. Çok dağıtmadan Antep özeline geçersem, evet. Antep'te kurulan bir tasfiye komisyonu var. Bu tasfiye komisyonları Enval Metüke Tasfiye Komisyonları diye geçiyor. Bunlar 30'un üstünde Osmanlı vilayetinde kazada kurulan komisyonlar. Bunların hesap defterleri var. Tasfiye komisyonlarının yaptığı müzayedelerin satış raporları var. Ancak bunlara biliyorsun ki ulaşamıyoruz. Arşivlerde mevcut ama araştırmacılara kapalı. Benim bir şansım, ben bu dokümanlardan yani protestan bir Ermeni'nin hakkında tehcir kararı çıkartılmış bir protestan Ermeni'nin Antepli mal ve mülküne, taşınır ve taşınmaz mallarına, hatta Osmanlı bankasındaki varlıklarına ilişkin Antep Enval Metüke Tasfiye Komisyonu'nun yaptığı müzayede raporuna ulaştım. Dolayısıyla meselenin tırnak içinde bürokratik, legal boyutunu aslında ilk defa belgelemiş oluyorum yani bu sayede. İşin tabii bir de talan boyutu var. Yani talan boyutunu da anlatırken kimlerin hangi mallara konduğunu, nasıl konduklarını, hangi süreçlerle, hangi informal yollarla bunları ele geçirdiklerini anlatıyorum. Dolayısıyla konuşmamın başına söylediğim o ikili yapıyı ilk defa yani gün yüzüne çıkaran bir dokümantasyon aslında bu. Ancak bu sadece belgeleri yayımlamakla ya da bunları dokümente etmekle kalan bir çalışma değil tabii ki. Ciddi bir analiz var. O da şu: baktığınız zaman bu mal ve mülklerin, yani bu mal ve mülklerden kastım, bunun içinde tırnak makasına kadar, yoğurt bakracına kadar, bunlardan da bahsediyorum. Hani mal mülk deyince aklımıza illa ev ya da ne bileyim bir dükkan falan gelmesin. Bunlar tırnak, yani makasa kadar, yoğurt bakracına kadar, bardağa kadar olan şeyler, bunlar hepsi satılıyor. Bu malları müzayede yoluyla alan kişiler aynı zamanda oranın yerel eşrafı, mütegallibesi ve Antep'teki İttihat ve Terakki Kulübü'nün kurucu üyesi olan insanlar. Dolayısıyla burada baktığınız zaman siyasi elitlerin, aynı zamanda ekonomik elitler de oluyor tabii ki bunlar, bu insanların siyasi ideolojik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarının örtüştüğünü görüyorsunuz. Hı hı.
Ne, şimdi sen böyle anlatınca Ümit çok böyle paralel şeyler geliyor gözümün önüne şu an bugünün bugün yaşanan dünyadaki düzende ülkelerde işte siyasi ve ekonomik çekişmelerle hangi iktidarın hangi malı aldığı nasıl aldığı. Peki şimdi sen küçük bir yerden aslında tutuyorsun eline geçen bir belge üzerinden yapılan bu analizle bürokratik bir ağ ortaya çıkıyor. Yani nasıl çıkıyor, nasıl veriliyor, nasıl satın alınıyor diye. Şunu bir sormak istiyorum. Ne kadar sonra bu mallar mesela müzayedeye çıkıyor mu? Senin ulaştığın, bu bahsettiğin ne kadar sonra oluyor bu? Evet, bu çok güzel bir soru bu da. Talan kısmı zaten tehcir, yani bu insanlar evlerinden çıkartılıp tehcir yoluna koyulmaya başladığı andan itibaren zaten evlerine girip eşyaları, her türlü, yani bir talan şeyi düşün kafanda, epizotu düşün, görüntüsü evet. Gelsin. Ermenilerin mukim olduğu, ikamet ettiği mahallelerde büyük şeyler kuruluyor. Pazarlar kuruluyor. Hı hı. Ve bu evlerden neredeyse evlerin taşları bile sökülmüş. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bile o kurulan pazarlarda sokak ortasına dökülerek kapanın elinde kalan mallar gibi satılıyor. İşin böyle bir boyutu var. Zaten hakkında tehcir kararı çıkartılmış. Özellikle bunu vurguluyorum çünkü hani devletin kendi diliyle konuşarak ne yaptıklarını anlatmak için böyle söylüyorum aslında. Hakkında tehcir kararı çıkartılmış Ermenilerin daha bu insanlar yola revan olmadan önce, yola çıkmadan önce zaten ellerinde ne var ne yoksa satıyorlar. Yok pahasına satıyorlar. Neden? Çünkü o tehcir yolunda başlarına ne geleceklerini bildiği için yanlarında bir yani o yanlarındaki jandarmayı, zaptiyeyi ya da ne bileyim kendilerine saldıracak olan insanları bir şekilde yani bundan korumak için, rüşvet vermek için ya da bir kendilerini taşıması için bir at arabası, bir hayvan almak için bile bunları elinden çıkaran insanlar var daha tehcir edilmeden önce, kısa bir süre önce. Antep'teki tasfiye komisyonunun işin sözde yasal kısmına geçersek, Antep'teki tasfiye komisyonunun ilk yaptığı işlemler benim bulabildiğim, erişebildiğim kadarıyla Aralık 1915'te. Bu kadar erken Aralık yani. Aralık 1915. Evet, çok erken. Çok erken başlıyor. Hatta şöyle bir şey var. 1916'nın başında Antep'te o zaman Antep'in kaymakamı, daha doğrusu mutasarrıfı Ahmet Faik Bey dahiliye nezaretine bir telgraf gönderiyor ve diyor ki burada hala çok fazla satılmamış, tasfiye komisyonun işlemine tabi tutulmamış çok fazla mal var, mülk var. Bunlarla ilgili ne yapalım diye dahiliye nezaretine, dolayısıyla Talat Bey'e o zaman telgraf çekiyor. Yani bu süreç zaten baktığınız zaman İttihat ve Terakki Hükümeti'nin çıkardığı ilk tasfiye komisyonu, tasfiye kanunu ve tasfiye komisyonlarının kurulmasını sağlayan kanun 26 Eylül 1915'te. Dolayısıyla Ekim, Kasım, Aralık bandında tasfiye işlemlerinin başladığını söylemek mümkün. Peki şimdi tasfiye işlemleri bu kadar erken hızlıca başladığında zaten artık belli oluyor. Bir taraftan da anlıyoruz ki bürokratik anlamda düşünülen ne? Yani bu insanlar zaten geri gelmemesi üzerine kurulan bir sistem var ki bu kadar tasfiye işlemleri hızlı yapılıp satılıyor bunlar. Mallar el değiştiriyor. Şimdi benim sorumun devamı olarak şunu bir anlamda sormak da istiyorum. Şimdi bu İnsanlara tapulu evler, kiliseler. Yani bir kilise ve insana tapulu. Mesela onlar da mı satılıyor burada da? Şimdi Aris'ciğim, kiliselerin satıl yani benim örneğimde, benim yani Antep özelinde ben kilise sahibi bir kişiye rastladım. O da Antep'teki 2. Katolik Kilisesi'nin ve müştemilatını Milli Emlak Komisyonu'ndan alan bir birisi. İsmini vermek istemiyorum şimdi. Tamam. Malum nedenlerden dolayı biliyorsun. Dolayısıyla burada şu oluyor. Yani bu kilise bir taşınmaz olarak Milli Emlak'ın uhdesine geçiyor. Yani hazine, hazineden Milli Emlak ve daha sonra Milli Emlak da satışa çıkıyor. Şöyle bir şey. Şimdi satışa çıkması da şundan. Bu 2. Katolik Kilisesi'ni alan kişinin bunu nasıl aldığını şöyle anlatayım. Antep'te bir girişimci ve startup kapitalist yaratma, inşa etme şeyi var, fikri var. Bu fikir de
aslında Mustafa Kemal'in bizzat kendisinden çıkıyor. Hak da bu işi yapacak olan kişileri yurt dışına eğitime de gönderiyorlar. Tekstil eğitimi, mühendislik eğitimi almaya. Bunlardan birisi benim vereceğim örnek. Bu kişi dönüyor. Almanya'dan döndükten sonra başka işlerle uğraşıyor. Küçük küçük sanayicilik yapıyor ve daha sonra bir dokuma iplik fabrikası. Antep'te kurulan ilk iplik fabrikasıdır bu. Veliç iplik fabrikası. Bu fabrika Katolik Kilisesi, 2. Katolik Kilisesi'nin binası kullanılıyor ve müştemilatı kullanılıyor. Nasıl satın alıyor bunu bu kişi? Para vererek satın alıyor tabii ki. Ancak devletin ciddi desteği var. Aslında ödediği sembolik bir para baktığınız zaman. Anlatabiliyor muyum? Milli Emlak bunun satışını, defterdarlık aracılığıyla, bu satılıktır diyor Antep'teki defterdarlık aracılığıyla ve daha sonra gazeteye bir ilan veriliyor ve o ilana mütakiben gidiyorsunuz. Fiyatı veriyorsunuz ama tabii her şey önceden planlanmış. Kimin alacağı, ne kadar vereceği. Şey gibi, kişiye özel çıkarılmış ihale ilanı gibi. Tabii. Ya şunu söylemek istiyorum. Bu Malatya örneğinde de senin de bugün makaleni okudum. Çok önemli bir yazı. Herkese de tavsiye ederim. Şimdi bu kiliselerin nasıl insanların ötesine geçtiğiyle ilgili aslında Envali Metruke kanunları, bu mevzuata bakarsan soruların cevabını bulabiliyorsun. Ancak bazı durumlarda hakikaten çok fazla informal yolların kullanıldığı, kişisel ilişkilerin kullanıldığı, rüşvetin çok devreye girdiği, Tapu Kadastro'da bir sürü deyim yerindeyse katakullilerin yapılarak ele geçirildiği aslında mallar, süreçler bunlar. Hani biz Envali Metruke kanunlarına bakarak anlamaya çalışabiliriz tabii ama en azından o mevzuatı, bürokratik prosedürün ne olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Mesela 1928 yılında çıkartılan bir düzenleme nedir? Kardeşim siz memleketini terk etmiş, firar etmiş, kaybolmuş kişiler, kim bunlar? Ermeni demiyor tabii ama Ermeni yani, başka hiçbir şey tarif etmiyor ki. Bunlardan kalan malları kullananlar 1928 yılında tapu kazanma hakkı kazanıyorlar. Mesela bir örnek bu. Tapulandırıyorlar 1928 yani. Evet, tapulandırılıyorlar. Zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra Lozan görüşmelerine de paralel olarak İttihat ve Terakki döneminde çıkartılan tasfiye kanununun belli revizyonlarla ve değişikliklerle tekrar rücu etmesiyle birlikte zaten malların tasfiyesi işlemi Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Ve bu bahsettiğim 15 Nisan 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tasfiye kanunu 1988 yılına kadar yürürlükte kalıyor. Düşünebiliyor musun? Yani 1988 yılına kadar zaten kilise, başka bir taşınmaz, başka bir dükkan, her neyse, zaten bununla ilgili hak talebinde bulunacak olan Ermenileri, mesela yurt dışından gelenleri içeri sokmuyorlar, bunlarla ilgili pasaport kanunları çıkarıyorlar ya da bu insanları vatandaşlıkta tutuyorlar, çıkarmıyorlar, vatandaşlıkta tutuyorlar. Çünkü 1869 sayılı vatandaşlık kanunu bu insanları vatandaşlıkta tutarak mallarını tasfiye edebilirsiniz hakkı veriyor devlete. İçeride olan Ermeniler, içeride kalmayı başarabilmiş Ermeniler, X ilinden Y iline, çünkü orada da malı var, oraya da gidemiyor. Niye? Çünkü mesela seyahat izni alması gerekiyor. Seyir-i sefer talimatnamesi çıkartıyorlar mesela o zamanda. Yani 1988 yılına kadar yürürlükte olan kanunlardan bahsediyoruz. Şimdi neden bir kanun, 1923'te yayınlanan bir kanun 1988'e kadar neden yürürlükte kalır? O zaman zarfında Anayasa Mahkemesi'ne önce Danıştay, Danıştay'dan Anayasa Mahkemesi'ne giden mesela bazı davalar var. Ermenilerin malları ve mülklerinin iadesiyle ilgili ya da satışından gelirini elde etmeyle ilgili davalar var. Bu davalarda bile Anayasa Mahkemesi 15 Nisan 1923 tarihli tasfiye kanununa göre karar veriyor. Yani diyor ki kardeşim, sen milli mücadele döneminde katılmadıysan, milli mücadele döneminde yerinde değilsen, firar etmişsen, mütegayip ve gayip diyorum, firar, mütegayip, kayıp ve firar ettiysen ve 1924 Ağustos 1924'ten itibaren, neden? Çünkü Lozan'ın onaylandığı tarihtir bu. O sırada malının başında değilsen gider bu diyor.
Evet. Tabii Bunu şunu da yani 1988 yılına kadar yürürlükte kalmış. Bu tarihe kadar da 1923'e kadar da tehcir edilen, soykırıma uğrayan Ermeniler de ortalıkta olamayacağına göre bu da açıkça yani bir şekilde o malların üstüne konmanın da açıklanmış olması gibi. Yani bürokratik Tabii. olarak açıklaması gibi oluyor. Senin aslında ilk söylediğin şeye geleceğim. Hani en başta savaşın başında, tehcirin başında hani bunlarla, bu mallarla ilgili bu işlemler yapılıyorsa demek ki bu insanların kafasında artık bu insanlar geri dönmeyecek, yok olacaklar gibi bir şey söyledin. Yani Ermeniler. Evet. Çok önemli bir nokta bu. Yani biz Ermeni soykırımından, bu bir şiddet, felaket, bir felaketten bahsediyoruz biz. Bu felaketin sadece fiziksel şiddet boyutuna sürekli odaklanıyoruz. Aslında hani bunun çok ciddi bir ekonomik yıkım da var. Kültürel yıkım da var bununla beraber. Sonuçta kiliselerin elden gitmesi aynı zamanda Ermeniler için bir kültürel de yıkımdır da yani. Evet. Dolayısıyla biz bu felaketin bu boyutlarına bakarsak aslında meseleyi çok daha net görebiliyoruz. O da nedir? Hani soykırım kavramı yapılırken hep bir niyet unsuru aranır ya. Niyet unsurunu buralarda aramak lazım. Yani siz zaten kafanızda bitirdiğiniz bir unsurun, bir topluluğun mallarıyla, mülkleriyle ilgili istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kafada önceden belirlenmiş bir plan var, bir fikir var yani dolayısıyla. Hani niyet unsuru dediğim şeyi bu noktalardan okuyabiliriz gibime geliyor. Evet. Yani Tam fiziksel da şiddetin tabii ki önemini kesinlikle halel getirmemekle birlikte. Evet, tam da dediğin gibi bir taraftan da hem bu kanunun 88'e kadar uyarlanması ve hatta bugün bile birçok şekilde uygulanan işte kültürel varlıklar üzerinden uygulanması, işte insan hakları eylem planları açıklanması, işte o sırada Ermenileri sadece Ermenilere dediği azınlık tırnak içerisinde Ermeni, Süryani, Yahudi, Rum vakıflarına seçim hakkının bile vakıflarına Tabii. yönetici seçemez hale getiriyorlar bir şekilde. Son Tabii. darbe diye görüyorum ben bunu. Hani artık yönetici de seçeme şeklinde. Tabii bu konuda gelişmeler de var. Onda ya yani gelişmeler derken dava açılıyor, sonucu bekleniyor vakıflardan. Peki şimdi çokça böyle bu noktanın üzerinden biraz başka bir yere doğru gidelim. Biz şimdi arada bazı fotoğraflar gösterdik. Senin bize gönderdiğin bazı fotoğraflar. Bu fotoğraflarda neler var? Bu senin kitapta kullandığın albümlerden zannedersen bu fotoğraflar. Bunlara Evet. ulaşmak da önemli. Bunları görünmesi de önemli. Neler var? Burada aileler görüyoruz. Antep'in öne çıkan isimlerini görüyoruz. Ne Evet. ifade ediyor? Biraz bunların hikayelerinden bahseder misin? Tabii. Aslında daha 15 fotoğraf kullanma selahiyeti verdiler. Daha fazla kullanabilirdim. Daha fazla kullanmak da isterdim aslında. Ama bunlar kitabın içeriğiyle paralel olan görseller. En başta renkli bir görsel vardı, resim Evet. vardı. Akçakoyunlu istasyonu orası aslında. O fotoğrafı çeken de çok yetenekli bir fotoğrafçı arkadaşımız Hüseyin Ovayolu. Özellikle oraya gidip burası Evet. Akçakoyunlu tren istasyonu. Burası Antep Ermenilerinin Halep'e trenle gitmeden önce kamp yaptığı yer. Bu istasyon. Şimdi öncelikle kitabın kapağındaki belki resimden bahsetmek gerekir. Bir aile fotoğrafı var değil mi orada? Bir aile Onu fotoğrafı. Evet, çok önemli bir aile. Antep'in önemli Ermeni ailelerinden, önde gelen ailelerinden Nazaratyan ailesi. Bastonuyla oturan Karanazar Ağa olarak bilinen Nazar Nazaratyan. Aile bir kısmı Nazaryan, bir kısmı Nazaratyan olarak biliniyor. Çok uzun bir aile tarihi de var. Aslında bununla ilgili de çok ciddi bir Ermenice kaynak da var ailenin tarihine ilişkin. Bu Solda ayak. Antep'te seninle gezdiğimiz Nazaryan konağıyla bir alakaları var Evet. mı? Evet. Papyrus kafe dediğimiz o kafenin, ya yani ev Nazar Ağa'nın eviydi orası. Anladım. Evet. Evet. Kendisi bir kuyumcu. Üç tane oğlu var. Onlar da aynı işi yapıyorlar. Ve aynı zamanda Nazar Ağa olarak bilinen kişi, Nazar Ağa mazmahanası falan var. Pasajı var. Nazar Ağa Amerika'nın Antep'teki fahri konsoloslarından. Biraz da ve Celal, Halep valisi Celal'in yakın arkadaşlarından aynı zamanda. Biraz da o sayede Halep'e sağlıklı ve güvenli bir şekilde gitmeyi başarıyorlar. Soldan ayakta olan oğlu Nigogosa, oturan dediğim Nazara, işte
Zümrüt Hanım eşi, ayakta olan sağ tarafta o da Harutyun, diğer oğlu. Bu aile aynı zamanda İran vatandaşı da aynı zamanda. Papyrus Kafe'nin zaten şeyini, evveliyatının tarihini biliyorsun. Nasıl evet. El değiştirdi. O da restore edilmeyi bekleyen bir başka yer ama orasını keşke Antep'te olan herkes gitsin görsün. Evet. Gitme imkanı kitapta, varsa tabii bu koronadan. Evet. Duvarlarından tavanına kadar her yere işlemeler şeyler inanılmaz evet, bir muhteşem. Yer yani. Evet. Muhteşem. Zaten bir sürü başka kitapta, fotoğraflar da var. Orada birkaç bina evet, fotoğrafı var mesela. Yine Akçakoyunlu, bu Akçakoyunlu'nun şimdiki hali. Bu Amerikan Hastanesi, misyonerlerin kurduğu, Amerikan misyonerlerinin kurduğu Amerikan Koleji ve Amerikan Hastanesi burası. Hı hı. Böyle devam edince... Evet. Burası meşhur Avedis Cebeciyan'ın evi diyemeyeceğim artık, malikanesi gibi bir şey demek gerekir. Avedis Cebeciyan evi şu anda Atatürk Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi aynı zamanda bu binaların aslında kitap bu binaların tarihine ilişkin bir kitap aynı zamanda. Bu binaların, bu taşınmazların nasıl el değiştirdiğini anlatmakla beraber kimden kime ve daha sonra kime bu el değiştirmenin tarihini de, tarihçesini de, kronolojisini de anlatan bir çalışma aynı zamanda. Nasıl el değiştirme, kimlere geçtiğini. Hı hı. Bir önceki resimde Ali Cenani vardı bastonuyla. Evet, ortada. Gördüğünüz gibi. Oradaki orada da sivil ve askeri bürokratik elitler ve aynı zamanda şehrin eşrafı var. Hı hı. 1924'te Antep ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğraf o Ali Cenani'nin. Hı hı. Burada gördüğünüz aslında eski İttihat ve Terakki mensupları. Sonra bu insanlar Cumhuriyet eliti olmuş. Yani hikayeyi aslında özetleyen bir resim bu. Yani mütegallibenin, o yerel eşrafın ve daha sonra Cumhuriyet eliti olan taşra, Cumhuriyet'in taşra elitlerinin 1915'te ve tehcir işinde ve malların tasfiyesi işinde önemli rol almış ve şu anda da Cumhuriyet'in ilk ticaret bakanı olmuş Ali Cenani'yi karşılıyorlar. Aslında bütün suç ortaklarının bir arada olduğu bir resim bu. Evet. Aslında çok şey anlatıyor. Sen bir taraftan anlatıyordun ya, yurt dışına gönderiliyor, Almanya'da eğitim alınan insanlar geri geliyorlar. Yani bir ekonominin, Cumhuriyet'in ekonomisini ayaklandırmanın ve bu paranın, bu ekonomik gücün nasıl transfer edileceği yönünde bir akıl var. Bu yapılıyor. Sonra o akılla Antep güçlendiriliyor ekonomik anlamda. Sonra bakıyoruz ki Ticaret Bakanı da oradan çıkıyor. Böyle bir yol ve yöntem de izleniyor. Peki bir şey daha, başka bir yere daha gelmek istiyorum. Şimdi çünkü böyle çok konuşulacak şey var seninle ama Antep denince işte mikro tarihçiliğin önemi bir kere daha ortaya çıkıyor aslında. Sadece küçük bir bölgeden, bir şehirden inanılmaz fazla sayıda hikaye çıkabilir ve o hikayeler aslında gerçekleri anlatıyor ve bir insanların yaşanmışlıklarını aktarıyor. Senin en son bir çalışman oldu. Vimeo'dan daha çok seyredebiliyorlar ama bir belgesel çalışması oldu Antep'te. Hem de bu korona zamanında gördüm, maskelerinizle de çekime devam etmişsiniz. Yani Antep'te bu konuda ilgi var demek ki, değil mi? Bu proje nasıl gerçekleşti? Yani bu şu anda nasıl bir ortam var orada? Yeni yeni böyle bir insanlar ilgileniyorlar Antep'le ilgili. Bir şeyler oluyor mu? Ne diyorsun? Şimdi o projemizden kısaca bahsedeyim. Ben projeye danışmanlık yaptım esasında. Bu arada şu anda gördüğümüz Antep'teki Surp Asmazes'in Gerigeti, yani St. Mary Aziz Meryem Ana Kilisesi'nin iç kısmı. Hmm. 1910 yani tehcirden hemen sonra iç kısmı. Hmm. Arada da böyle atlıyorum resimleri. Evet, ama hani bu şey değil mi? Kurtuluş Camii olan şu anda. Evet, Kurtuluş Camii olan. Kurtuluş evet. Camii oldu. Aslında Kurtuluş Camii olmadan önce de biliyorsun sağ sol çatışmaların olduğu dönemde de sağcıların ve solcuların kaldığı hapishaneydi. Hapishane olarak kullanılıyordu. Evet. Sanki klasik bir hikaye gibi, bütün kiliseler hep bir böyle oluyor. Bir de ahırlık dönemleri oluyor onların. Ahırlık tabii. Aynen. Bunlar bahsettiğin genel şeyler, örüntüler böyle gidiyor. Enteresan ya. Yani bunun tarihinin de yazılması lazım bence. Yani bu aklın, bu neden böyle kullanılma istendi? Burası Karanazar Ağa'nın ait pasaj. Burası otel oldu.
Otel şu anda, yani şurada gördüğünüz şeyi hali otel. Evet. Projeye Belgesele geliriz. gelirsek, Evet. projeye gelirsek aslında konuştuğumuz mevzularla çok paralel. Ben danışmanlığını yaptım. Elimden geldiğince arkadaşlara dışarıdan yardım etmeye çalıştım aynı zamanda da. Murat Uçaner, Mustafa Çirkin ve Özgür Doğan'ın başını çektiği bir üçlü grup benimle birlikte. Kültür için alan destekli bir projeydi. Memory of Antep, Antep'in hafızası başlığıyla yapıldı. Yani bu şuydu, hani bu şehirde, bu memlekette Müslümanlardan, Türklerden başka unsurlar da vardı, insanlar da vardı. Bu şehrin tarihine, doğrudan dokusuna, derinliğine doğrudan katkıda bulunan, bunu teşkil eden bu şehrin aslında diğer gerçek aktörleri, diğer gerçek unsurları, bunların sesinin duyurulması düşüncesiyle, fikriyle ortaya çıktı. Bunu da nasıl duyurabiliriz diye düşündük. Binaları konuşturarak, bu insanların yaşadığı mekanları konuşturarak, binaların dilinden, o zaman binaların dilinden aslında o tarihi yeniden inşa etmeye çalıştık. O binalardan 30-40 arası bir bina seçtik ve bunu Murat Uçaner, Murat abi kendi o nükteden edebi diliyle de böyle o binaları konuşturarak çok güzel anlattı, hikayeleştirdi. Dediğim gibi ben de tarihçi olarak hani dışarı danışmanlık yaptım. O metinlerin tarihsel gerçeklere uygun olup olmadığı üzerine. Zaten Murat abi Antep tarihine hepimizden daha fazla hakim. Çok da ihtiyacı yok buna. Evet. Toplantılar düzenledik, seminerler düzenledik dördün üzerinde. Dışarıdan mimarlık tarihi çalışan, yani farklı disiplinlerden gelen göç tarihi, müzik tarihi, tarihçisi olan akademisyenler ve araştırmacıların da dahil olduğu seminerler düzenledik. Ve daha sonra bütün bu serüveni başlangıcından bitişine kadar belgeselleştirdik aynı zamanda. Böyle Peki, bir o zaman projeydi yani. buradan bir kere Murat Uçaner'e de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Evet. Mutlaka Durum, Antep vaziyet. konusu geçen hiçbir şeyi kaçırmıyordur eminim. O yüzden Evet. bizi izlediğine de eminim. Ama son bir noktaya değinmeden programı toparlayıp kapatmak istemiyorum. O da şu. Ümit, yurt dışın, ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu söz hep aklıma geliyor. Paris'te bir soykırım konferansında Ayhan Aktar'ın yaptığı bir konuşma vardı. Gün gelecek en iyi soykırımcı, Ermeni soykırımı ile ilgili en iyi akademik çalışmaları Türkiye'li akademisyenler yapmış olacak ama Ermeni soykırımı ile ilgili siyasal ve sosyal bir adım atılmış olmayacak diyordu o konferansta. Yani tanımayacak diyor. Şimdi bakıyorum bu konuyla ilgili Envai Metrukesi'nden tut bu konuyla ilgili hem Türkiye'de işte unutmayalım Nevzat Onaran'ı da anmak gerekiyor. Tabii. Bütün Türkiye'deki yazarları hepsini tek tek ismen Tabii. sayamam ama yeni Tabii. nesil akademik çalışmaların çoğu yurt dışında. Yani bizim yaşlarımızda bizden biraz büyük daha sonraki nesil yani XYZ kuşağı mı diyeceğiz artık bilmiyorum. Hepsi yurt dışında. Bunun sebebi ve niye bunu bu niye yurt dışında oluyor bu çalışmaların hepsi? Ya bunun sebebi aslında yani klasik bir tanımlamayla yani koşullar, şartlar, hayat bu yöne sürüklüyor insanları. Türkiye'de bu meseleyi çalışmanın tabii ki zorlukları. Yani ben kendi deneyimlerimden burada bahsetsem 2013 yılından beri hakikaten bir nehir söyleşisi kıvamında olur yani. Yani dönemin bazı milletvekilleri tarafından valiliğe yazılar gönderilerek benim ilçe halk kütüphanelerine girmem engellendi. İlçe Yani halk kütüphanesi. tabii İl tabii değil ilçe yani halk ilçe. kütüphaneleri. Tabii ilçe halk kütüphanelerine ki ben o ilçede oturuyorum yani ben de o nüfusum o ilçeye bağlı. Yani böyle düşünebiliyor musunuz? Böyle bir istihbarat ağının olduğu bir mevzudan bahsediyoruz yani. Hani Yani o anda hangi kitabı okuduğunu, hangi belgeyi okuduğunu bile tabii. biliyor. Tabii yani şöyle de bir şey var. Bir de ben ilçe halk kütüphanesine girip zaten sizin hilafınıza bir şey aramayacağım ki orada yazılan her şey zaten şehrin anlı şanlı tarihiyle ilgili yani. Hani korkacak o anlamda bir şey de yok aslında. Yani
Bu çok küçük bir örnekti mesela. Yani daha gelen bir takım telefonlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan bir takım, yani hadi tehdit demeyelim de şey diyelim, uyarı diye, arkadaşça dostça uyarı diyelim. Hani bunları da çok uzatmak istemiyorum. Yok efendim, ben çok hayati bir konu çalışıyorum. İşte kelle koltukta çalışıyorum. Hiç bunun edebiyatını yapmayacağım. Ben aslında bir tarihçi olarak bir araştırma konum, merak dürtülerim beni nereye götürüyorsa ben onunla ilgili bir şey yapmaya çalıştım ve bunu layıkıyla, çünkü bunun yapılması gereken belli yöntemleri var, araçları var. Yani ben kendimi 19. yüzyıl ya da çalışan Osmanlı'da çevre tarihi çalışan, sosyal tarih çalışan birinden farklı görmüyorum yani aslında. Çalıştığım konu Türkiye için bir takım, çoğu çevreler için daha doğrusu, onların âli menfaatlerine uymuyor. Hani bu meselenin politik olması benim çalıştığım konunun Osmanlı tarihinin, erken cumhuriyet tarihinin, biraz önce konuştuğumuz bütün mevzuların yani onların içine girmediğini göstermiyor yani. Evet. Dolayısıyla ben o anlamda bu mevzunun burada çalışılamamasının nedeni bir de tabii ki arşivler. Arşivlerde istediğiniz, talep ettiğiniz belgelere ulaşamamanız. İşte benim özelimde Envar Metüke Komisyonları'nın defterlerine ulaşamadım. Bunların var olduğunu biliyoruz ama araştırmacılara kapalı. Tabii ki bir de Türkiye'nin geldiği politik iklim ortada. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir belirtelim özellikle. Bunu daha önce başka bir platformda seninle yine konuşmuştuk. Bu arşivler açık kapalı mevzusu. Hani arşivler açık, herkes evet, gidip geliyor, bakabilir istediğine şeklinde çıkışlar oluyordu. Sen şimdi aslında belirli bir bu Envai Metruke defterlerinin var olduğunu biliyoruz ama ulaşamıyoruz diyorsun. Böyle bir engelleme gerçekte var mı, yoksa zaten yok o defterler mi diyorlar? Öyle mi cevap veriliyor? Zaten engelleme gibi bir şeye de ihtiyaç yok sevgili Aris. Yani zaten sen biliyorsun ulaşamayacağını bir araştırmacı olarak. Şansını deniyorsun aslında. Çünkü hani meselenin hassasiyetinden ve dokunacağı yerlerden dolayı zaten olmayacağına ihtimal veriyorsun ama sadece şansını deniyorsun. Bazen de şöyle sakillikler oluyor Osmanlı arşivlerinde. Bunu diğer tarihçi arkadaşlarım da deneyimlemiştir. Bazen böyle gerçekten bazı belgeleri koyuyorlar ve o belgeler senin işine çok yarayan, aslında onların çok dezavantajını olan şeyler. O belgeleri görüyorsun ama birkaç gün sonra baktığın zaman onlar kataloglardan kalkmış oluyor. Böyle durumlar da söz konusu oluyor. Ama Sevkiyat Komisyonu'nun defterleri de buna dahil. Ya düşünebiliyor musun? Biz Ermeni tehciri dediğimiz, hadi iktidarın, o zamanki iktidarın diliyle sevkiyat dediğimiz şeyi kim, kaç kişi, nereye gitmiş, nerede durmuş, sonra nerelere gönderilmiş. Ya bunları biz eğer Murat Bardakçı Talat Paşa'nın kara kaplı defterini, evrak metrukesini yayınlamasaydı biz bunları öğrenemeyecektik. Yani evet, sizin dahiliye bugün ölüm yıl dönümünü anlı şanlı kutladığınız insan bu belgeleri yayınlıyor. Siz kendi arşivlerinize koymaktan imtina ediyorsunuz. Korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz ya da. Yani bu şeyi anlamak mümkün değil yani. Evet, inanılmaz bir çelişki var bir taraftan da. Yani hem Talat Paşa'nın kitabı, işte bu defterlerin yayınlanmış olması, hem anmalar, hem onun adına komisyonlar kurulması, komiteler kurulması yurt dışında, yurt içinde. Peki Ümit, çok teşekkürler. Senle bu konuşmanın hiçbir zaman, bu sohbetin, hoş sohbetin hiçbir zaman sonu gelmiyor. Bizim programda da, Gamuş'ta da hep böyle konuklarımız oluyor. Ama olsun, bu o yüzden hiçbir zaman son olmuyor. Yani burada toparlayalım diyoruz ama bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz konuklarımıza da. Senle de bir sonraki kitabı beklemeyiz umarım. Umarım bu korona belasından kurtulduktan sonra Antep'te gezme şansımız olur. Bu bahsettiğin, senin de içinde olduğun Murat Uçaner'i de alırız. Yerlere gitme ve orada bu konuları tekrar konuşma şansımız olur diyorum ve çok başarılar diliyorum. Eminim elinde tonlarca proje ve yazılacak şey vardır. Biraz önce program öncesinde yine birkaçından bahsediyordun ama teaser vermiyoruz. Takip edin diyoruz Ümit Kurt'u. Diyelim, çok teşekkürler Ümit. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim tekrar dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler.
Evet, bu haftada bir konuğumla daha programı tamamlamış olduk. Tarihçi, yazar, akademisyen Ümit Kurt bugün bu konuğumuzdu. Gamurç'ta hem Antep'i konuştuk ama Antep özelinde Envai Metrike'yi, malların el değiştirilmesini, bunun hukuki yol bölümünü, bir mikro tarih üzerinden nasıl durumun o tarihlerdeki 1923'ten 88'e kadar gelen bir dönemde aslında hala bugüne bile devam ettiğini söyleyebiliriz. Anlamaya çalıştık diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle yine farklı bir konukla karşınızda olacağız. Sıdestü.